Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile gittiği başkent Bakü'deki resmi temaslarını sürdürüyor. Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılanan Bakan Akar, buradaki ziyaretinin ardından Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı'na geçti. Burada düzenlenen törenle, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Medet Güliyev tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev adına Bakan Akar'a, Azerbaycan ordusuna verdiği destekten dolayı Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Sanayi alanında işbirliği madalyası tevcih edildi. Gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın asil Türk milletinin geleceği, güvenliği, refahı için gece gündüz demeden el birliğiyle çalıştığını belirtti. İki ülke arasındaki birlik ve beraberliğin tüm Türk dünyasına örnek olacağını vurgulayan Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan arasında askeri eğitim işbirliği ile savunma sanayisi alanlarında yoğun işbirliğinin bulunduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cenab-ı Prezident Sayın İlham Aliyev'in bu konudaki kararlılığına dikkat çeken Bakan Akar, onların çizdikleri çerçevede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalar kesinlikle saldırgan değil. Herkesin hak ve hukukuna saygılıyız. Burada bir barış ortamının doğmasını arzu ediyoruz. Son yapılan harekat sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Cenab-ı Prezident Aliyev'in görüşmelerinin ardından Ermenistan'a uzatılan bir barış eli var. Bu barış elinin tutulmasını, gerekli cevabın verilmesini bekliyoruz. Bu bütün Kafkasya'da barışın, huzurun buna bağlı olarak da refahın hakim olması için önemli bir konu. Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmeler tamamen Azerbaycanlı kardeşlerimizin hak ve menfaati esas alınarak yapılıyor. Onlardan ayrı bir şey yapılması asla söz konusu olamaz. Bizim niyetimiz bölgeye barışın, huzurun gelmesi, herkesin refah güven içinde yaşaması. İfadelerini kullandı. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki birlikteliğin üçüncü taraflar için tehdit olmadığını vurgulayan Bakan Akar, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Cenab-ı Prezident Aliyev'in kararları kesin, biz kardeşiz, biriz, beraberiz bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğiz. Dedi. Bakan Akar, sözlerinin sonunda 44 gün süren Vatan Muharebesi ile son dönemde sınır hattındaki çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti. Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Medet Güliyev ise, aziz dostum, kardeşim, diye hitap ettiği Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı bakanlığında ağırlamaktan ve madalya tevcihinden şeref duyduğunu belirtti. Bakan Akar'a Azerbaycan ordusuna desteklerinden dolayı şükranlarını ileten Bakan Güliyev, burası sizin ikinci vatanınız, eviniz, diye konuştu. Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığındaki madalya tevcih törenine Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da katıldı.